Nedret Ersenel Kasım ilginç olacak. 1. Küresel kerteriz noktalarından birinin kayıp kaymadığı ortaya çıkacak. Dünyada Amerikan ara seçimlerini bekleyen o kadar ülke kriz var ki. Hakim kanaat, Beyaz Saray'ın, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan kongre gücünün zayıflayacağı yönünde. Tabi eyalet valileri de yenilenecek ve bu dahi önemli. Ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal istikrarsızlık yaşadığı dönemlerde eyalet devletlerin huzursuzlukları artıyor. Bu bir Amerikan klasiği. Travmalar hatırlanıyor, kuzey-güneyi biliriz, doğu-batı da var içinde. Başkanın en özgür olduğu alanların başında gelen dış politikada da elini bozacak ihtimal bu. Yerkürede ister istemez politik çıktılar yaratacak. Ukrayna savaşı oraya bakıyor. Rusya, Çin oraya bakıyor. Körfez ülkeleri zaten oylarını OPEC kararıyla kullandılar. Oraya bakıyorlar. Biz zaten bakıyoruz. Avrupa hep birlikte oraya bakıyor. Almanya ve Fransa bilhassa bakıyor. Kötürüm Biden'la iki yıl ne demek? Hadi sonra gitti diyelim. Gelecek olanlı haller nasıl olacak? Pasifik oraya bakıyor. İngiltere en çok bakıyor. Oyun kurucularından biri olarak kendi iç siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı bahisleri toptan Rus karşıtlığına yatırmış düzeni oraya bakıyor. Irak, İran, Mısır, hele Yunanistan pusulası sabit. Polonya oraya bakıyor. Hazar havzası, Orta Asya oraya bakıyor. Çoğunluğu bağlı anlamında bakmıyor. Büyük kısmı gözlerini kısarak bekliyor. Amerikan iç dinamiklerine etkisi de öyle olacak. Ekonomik kriz Biden yönetiminin sakatlanmasıyla nasıl ivmelenecek? Washington ve Pentagon'a etkisi nasıl olacak? Tekrar edelim. Amerikan ara seçimleri küresel kerteriz noktalarından birinin kaymasıyla sonuçlanabilir. Biden kazansa dahi o nokta en çok flu kalacaktır. Kümeleşme sıklığı doğuya eğilimin işareti. 2. 10-11 Kasım'da Özbekistan Semerkant'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yapılacak. TDT dünyada artık daha dikkatli izleniyor çünkü bu irili ufaklı kümeleşmeler dünyanın doğuya eğilimi başlığı altında okunuyor. Şangay İşbirliği Örgütü Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ki son toplantıyla o da kurumsallaştı ve benzer organizasyonların bu teşhisi teyit ettiği düşünülüyor. İran Pakistan gibi ülkelerin bu yakınlaşmalara gösterdiği ilgi haritayı büyütüyor. Ankara'nın yeniden Asya politikası da bu veçhenin devamı, kompartmanı aslında. Ancak Türkiye için bu TDT toplantısının ayrıca önemi var. KKTC'nin TDT'ye daimi üyeliği yönünde bir zirveden karar çıkması en azından isminin resmi belgelerde geçmesi ihtimali var. Bu da hem Türkiye'nin gücüyle Türkiye yüzyılıyla uyumlu ivme yaratacak hem de Doğu Akdeniz jeopolitiği enerji kaynakları açısından tabloyu renklendirecek. Böylesi durum tereddüt yaşayan bölge dışı kimi ülkeleri de KKTC ile ilişkiler için teşvik edecektir süper güçlerin, en çok da Rusya'nın KKTC hakkındaki duruşu değişir mi? Bunu sabitlemek için henüz erken ama uhuletle ve suhuletle atılacak adımlar yeni konjonktürle buluştuğunda menzile erişebilir. Kaldı ki İsrail-Türkiye ilişkilerindeki yenilikler, kimi kesimler, güncelleme diyor, hayır eski sürüm üzerinden yürümeye izin verilmeyecek, eski ilişkiler sabıkalıdır ve öyle kalmalı. Şimdi yeni şartlar var. Akdeniz denklemlerine ilave edilebilir. Keza Mısır resmi ağızlarından gelen son açıklamalar, Libya'da Türkiye'nin değişmeyen tutumu nedeniyle temasların koptuğu ifadesi, hangi şartlar altında olursa olsun Kahire ile barışın türünden yerli çıkıntılara herhalde ders olmuştur. Libya politikalarına yönelik eleştiriler ve Yunanistan'la kucaklaşın teklifleri içinde aynı dersler geçerlidir. Yeni şartlar altında Putin-Biden görüşmesi. 3. Endonezya 15-16 Kasım G20 zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bali'de olacak. Amerika ara seçimlerinden sonra gerçekleşeceği için herkes masaya farklı duygularla oturacak. G20 zirvesinin tartışılmaz ana başlığı Ukrayna Savaşı ve bunun dünyaya başta ekonomik etkileri. Üye ülkelerin hakim çoğunluğu bu manada mutsuz. Yüksek sesle söylemiyorlar ama sızlanmaları da bitmiyor. Haklılar. Bu yüzden Rusya Amerika görüşmesi için zemin bulunup bulunmayacağı toplantıya yönelik hazırlıkların ana konusu. İhtimal şimdilik zayıf ama olası süper zirve Ukrayna barışı için yeni umutlar getirebilir. Hele Biden ara seçimleri kaybettiyse G20 zirvesi sonuç bildirisi iyi okunması gereken bir metin olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği çok sayıda ikili temaslara da yakından bakmak gerekiyor. 4. Arada diyelim Ankara'nın halletmesi gereken bir konu daha var halletmemesi gereken de diyebiliriz. Bugün gidin, sonra gelin. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği meselesi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg 4 Kasım'da Türkiye'ye geliyor. Hemen arkasından da İsveç'in taze başbakanı Kristersson gelecek. Dertleri aynı. Ankara'yı sıkılamak. 30 NATO üyesinden 28'i, iki ülkenin NATO'ya katılımını parlamentolarında onayladı, Macaristan ve Türkiye kaldı. Budapeşte'nin de yıl bitmeden onaylaması bekleniyor. Geriye biz kalıyoruz. Haliyle baskı artıyor. Türkiye'nin şu anki havası iki ülkenin vaatlerini yerine getirmediği yönünde. Özellikle İsveç'in şık açıklamalar yapıyorlar ama tatmin edici eylemler yok. Bu işin bir yönü Öte taraftan şu an şartlar yerine getirilse de üyeliklerinin onaylanmamasını savunan bir kesim de var. Yunanistan'ın NATO'ya dönüş öyküsünü ve bu ülkelerin daha sonra ne yapacağına kimsenin kefil olamayacağını hatırlatıyorlar. Yanlış diyemeyiz. Nedret Ersenel, Yeni Şafak. Bülent Erandaç, Türk Koridoru. Türkiye yüzyılı parantezinde Başkan Tayyip Erdoğan, Türk devlet aklının jeopolitik koridorlar açma projeleri önemli bir başlık olarak yer alıyor. Başkan Erdoğan son derece tarihi ve önemli taktiklerle Ukrayna Savaşı'nı ara bulucu olarak durdurmaya çalışırken, aynı zamanda da dünya için hayati jeopolitik koridorların açılmasına önce oluyor. Türkiye'nin açtığı koridorlar jeopolitik yeni haritalara işaret etmektedir. 1. Tahıl Koridoru Dünya gıda krizine neşter atan bir Türkiye var. Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasında mekik diplomasisi uygulayarak Karadeniz gıda koridoru açmıştı. Erdoğan dün katıldığı Türk Tıp Dünyası kurultayında önemli bir açıklama yaptı. Şimdi benzer bir süreç gıda krizinin en temel unsuru olduğu küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır. Dünya buğday üretiminin yaklaşık üçte biri Rusya ve Ukrayna tarafından gerçekleştirilmektedir. Ukrayna buğdayının 9.3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 2. Gübre koridoru Tahıl koridoru tekrar çözümlendiğinde dünyanın en büyük gübre üreticisi Rusya'dan Karadeniz koridoru da çalışmaya başlayacak. 3. Doğalgaz koridoru Putin, Türkiye doğal gaz üssü olacak demişti. Hazar denizi jeopolitik gelişmelere imza atıyor. Türkmenistan gazının Azerbaycan gazına eklenerek Türkiye'ye gelmesi gelecek 10 yılların kilit ülke pozisyonunu tahkim edecektir. Başkan Erdoğan Türk devlet aklı bu konuda müthiş bir proje hazırlıyor. Rusya, Azerbaycan, İran, Irak doğal gazları Türkiye enerji üstünden Avrupa'ya verilecek. 4. Zengezur Koridoru Başkan Erdoğan Türk devlet aklı, kardeşimiz Azerbaycan'la beraber Karabağ'daki Ermeni işgaline son verdi. Türkiye'nin direkt Azerbaycan ve Asya Türk devletlerine ulaşmasını sağlayacak Zengezur Koridoru, tarih yazacak. Bu koridor Birleşik Türk Devletleri kuruluşunun temel taşı olacak. 5. Asya ile Avrupa arasında ortak koridor. Demir İpek Yolu. Başkan Erdoğan katıldığı Şangay Asya Konferansı'nda Türkiye'nin yeniden Asya parantezinde gelecek 10 yılların kaderini belirleyecek Asya Avrupa hattına yönelik jeopolitik hamleler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Asya Avrupa hattında ortak koridorun geliştirilmesi için çalışıyoruz. Türkiye merkez ülke olacak demişti. Çin'den başlayan, Asya Türk devletlerinden geçen ortak koridor en güvenilir transit ticaret hattını temsil ediyor. Koridor iki ayrı hattan oluşuyor. İlki Karadeniz üzerinden Gürcistan'a, oradan limanlarla Avrupa'ya geçiştir. Burada Türkiye merkez. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Tarihi, stratejik konumu ve bu noktada Kanal İstanbul'un önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Diğer hat demir yoluyla kara yollarıdır. Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırma yoludur. Türkiye yine merkez, Türkiye kilit ülke, orta koridor. Gerek Çin'in Avrupa'ya ulaşması, gerekse Batı'nın Kafkasya ve Orta Asya merkezli enerji ve ulaştırma projeleri geliştirmesi bakımından ideal güzergah olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'nin yeni pozisyonu Kafkaslara, oradan da Hazar Denizi'ne aşarak Türkmenistan'la Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan ortak koridoru daha da değerli hale getirmiş durumda. Pekin'den Londra'ya uzanan bu hat yıllık 1 trilyon dolarlık ticaret trafiğinin kalbinde yer alıyor. Sonuç Büyük lider büyük düşünür, büyük hamleler yapar. Başkan Erdoğan Türk devlet aklının gelecek dünyayı çok iyi okuyarak yürüttüğü jeopolitik koridorlar stratejisi yeni dünyada büyük Türkiye demek. Evet, 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. Türkiye yüzyılı hayırlı olsun. Bülent Erandaç takvim